Altın ve döviz hafta başında da yüksek vaziyette seyrederken, ilerleyen dönemlerde piyasalarda sakinlik yaşanacağı bazı uzmanlar tarafından öngörülüyor. Ancak kuyumcular farklı bakış açısıyla altında artış olacağını kaydediyor. Para piyasaları uzmanı Muammer Bingöl, döviz ve avroda geçtiğimiz haftaya göre yaşanan artışa dikkat çekti ve Merkez Bankası'nın piyasalara müdahalesini değerlendirdi. Döviz fiyatlarında geçtiğimiz haftadan beri 13,5'dan 14 seviyesinde bir hareket var. Özellikle dolar TL'de, euro TL'de 15,5 seviyesinde bir hareket izlediğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasalara yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk defa müdahale etti. Bir hafta arayla ikinci müdahalesini de yaptı Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın girdiği seviyeler çok önemliydi. 13,80 seviyesinde Merkez Bankası'nın para piyasalarına müdahale ettiğini gözlemledik. 12,30 seviyesine kadar düştüğünü de gözlemledik. Ama daha sonra tekrar piyasalarda hem dış kaynaklı gelişmelerden dolayı hem de içeride yaşanan gelişmelerden dolayı tekrar yukarı yönlü hareketler gördük. Ek piyasalarda da dalgalanma olacağına işaret eden Muammer Bingöl, yeni reform hareketleriyle beraber piyasalarda sakinlik beklediğini vurguladı. Et piyasalarda büyük bir dalgalanma var. Bu dalgalanmanın önümüzdeki günlerde yavaş yavaş da olsa yerini daha sakinliğe bırakmasını bekliyorum. Piyasaların önümüzdeki süreç içerisinde yerini bir miktarda aşağılara bırakacağını bekliyorum. Özellikle yeni reform hareketlerinin yapılmasını bekliyorum. Bunlar da olursa piyasalarda önümüzdeki süreç içerisinde bir miktarda sakinlik olabileceğini düşünüyorum. Kuyumcu İzzet Kiraz, altının yükselişte olduğunu ifade ederken, asıl önemli noktanın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı olduğunu söyledi. Altın yükselişine devam ediyor. Biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Tabii şu anda kilit nokta ayın 14'ünde Merkez Bankası'nın yapacağı faiz açıklaması. Eğer düşürmeye devam ederse altın ve döviz yine hızlı bir şekilde yükselişine devam eder. Tabii bu ay çok önemli bir ay. İşte enflasyon ne aşamada olacak, ortaya çıkacak. Aynı zamanda asgari ücret vesaire üfe tüfe yani açlık sınırı, aynı zamanda bilançolar yapılacak, cari açık ortaya çıkacak. Bunların hepsi etken. Sonuçlar nasıl çıkar bilmiyorum ama işte bu sonuçlara göre değerlendirilecek.